Amerika'nın sesini Washington stüdyolarından merhaba, ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyadan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Gündemimize Washington'dan başlıyoruz. Başkan Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gelecek ay Singapur'da yapılması planlanan zirvenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği son birkaç gündür tartışma konusuydu. Trump bugün bu konuya son noktayı koydu ve zirvenin yapılmayacağını açıkladı. Bu aşamaya nasıl gelindi, bu kadar kritik bir zirvenin eşiğinden neden dönüldü? Bunları açıklamak üzere Alparslan Esmer karşımızda. Alp, neler söyleyeceksin bu açıklamayla ilgili, bu kararla ilgili? Mehtap, Başkan Trump'tan oldukça ağır ifadeler geldi bugün. Kendisi ilk önce mektupla bildirdi, sonra bir konuşma yaptı ama açık kapı bıraktığını söylemek de yanlış olmaz açıkçası. Çünkü zirvenin yapılmasını kendisi de istiyordu zaten. Başkan Donald Trump'la Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında normalde 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirve son derece önemliydi. Çünkü konuda bir noktada bir ülkenin, Kuzey Kore'nin nükleer silah programından vazgeçirilmesi söz konusuydu ve bu aşamada büyük bir eşik olacaktı böyle bir zirve düzenlenmiş olsaydı. Son birkaç gündür yapılacak, yapılmayacak diye çok tartışma oldu. Önceki gün Başkan Donald Trump Güney Kore Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi ve Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada yapılmayabilir bu zirve diye konuştu. Şimdi bugün de bu sabah Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hitaben yazdığı mektup ortaya çıktı. Beyaz Saray'ın Twitter hesabından verildi bu mektup ve mektupta Trump maalesef son açıklamanızdaki büyük öfke ve açık düşmanlık nedeniyle bu kez uzun süredir planlanan bu görüşmeyi gerçekleştirmenin uygunsuz olacağını hissediyorum dedi Donald Trump. Burada bir Kuzey Koreli yetkilinin açıklamasına yönelik bir cevabı vardı Trump'ın. Bundan dolayı da büyük öfke ve açık düşmanlık ifadesini dile getirdi burada. Zirvenin yapılmamasını kaçan bir fırsat olarak değerlendiren Trump bir gün hala kimle bir araya gelmeyi umduğunu söyledi. Trump'ın mektubunun yayınlanmasının hemen ardından kendisi bir de Beyaz Saray'da ayrı bir açıklama daha yaptı. Bu açıklama birazcık daha sert olduğunu da söyleyeyim. İlk önce Kuzey Kore lideriyle yapılacak zirvenin iptalini barış açısından muazzam bir geri adım diye niteledi. İşte bu noktada Trump mektubundaki ifadeleri sertleştirdi biraz daha ve Amerikan ordusunun Kuzey Kore'de atacağı budalaca ve sorumsuz adımlara yanıt vermeye hazır olduğunu bildirdi Trump. Trump'ın zirveye isteksiz olduğunu söylemek yanlış olmaz bu kadar sert ifadeye rağmen. Çünkü Kuzey Kore'nin nükleer silah programından vazgeçebilseydi kendisi açısından önemli bir siyasi prim olacaktı. Siyasi rakiplerine karşı bunu söylemekte fayda var. Ancak zirvenin gerçekleşemeyebileceği yönündeki sinyaller de kendisinden zaten yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Şimdi Kuzey Kore'nin bu zirveye ne kadar istekli olduğunu sorgulamak da ayrı bir konu. Çünkü zaten birkaç gündür Kuzey Kore'den sinyaller geliyordu bu noktada ve zirveden çekilineceği tehditleri vardı. Washington'da nükleer çatışmaya hazırlanıldığı yönünde mesajlar geliyordu Kuzey Kore'den. Nitekim Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısının açıklaması, yani Trump'ın bugünkü mektubunun cevap verdiği, yani cevap olarak kullandığı Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısının açıklamasında da şöyle bir şey vardı. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bir açıklamasına yönelik bir öfke ifade etti burada. Özellikle Mike Pence'in Kuzey Kore'yi Libya ile kıyaslamasına yönelikti bu açıklama. Ve Pence'in açıklamasını, Kuzey Koreli yetkili Pence'in açıklamasını siyaseten aptalca bulduğunu bildirmişti bu açıklamada da. Libya konusuyla Libya ile bir karşılaştırmadan söz edildi burada. Evet, Libya konusunu biraz hatırlamak gerekirse 1980'li ve 90'lı yıllarda Libya'nın nükleer silah programı vardı ve batılı ülkelerin devreye girmesiyle Libya geri adım attı ve nükleer silah programından vazgeçti. Tabii Libya lideri Kaddafi o dönemki Libya lideri Muammer Kaddafi nükleer silah programından vazgeçerek bir noktada siyasi kozlarını da yitirmiş oldu. Ve nitekim 2011'de bu ülkede ayaklanma çıkınca NATO'nun da destek verdiği isyancılar Libya lideri o dönem Muammer Kaddafi'yi öldürmüştü. İşte Kuzey Kore'nin böyle bir karşılaştırma yapılması Kuzey Kore'yi oldukça öfkelendirdi diyebiliriz. Aslında Kuzey Kore nükleer programı ile ilgili adımlar atmıyor da değil. Bundan da söz etmekte fayda var. Çünkü Kuzey Kore tarafından seçilen bazı gazeteciler bugün Punggye-ri sahasındaki tünellerin imha edilmesine tanık oldular ki Pyongyang bunun bir açıda nükleer denemelerini sona erdirmek için kararlılığının bir göstergesi olduğunu söylüyor. Şimdi yine zirve yapılacak mı yapılmayacak mı noktasına gelirsek Trump'ın açık kapı bıraktığını söylemekte fayda var ki zaten böyle bir zirve olasılığı normalde beklenmedik bir şeydi. Gerçekleşirse de tarihi bir şekilde nükleer bir barış anlaşmasının yolunu açacak bir adım olacaktı ama geçmişte Kuzey Kore lideri hakkında küçük adam
benim füzelerim daha büyük ya da roket adam gibi ifadeler kullanan Başkan Trump'ın şimdi böylesine kritik bir aşamada, bir kriz anında soğukkanlılığını koruduğunu gördüğümüz zaman en azından zirvenin yapılmasına Mehtap, zirvenin yapılmasına açık bir kapı bıraktığını söylemekte fayda olabileceğini belirtebilirim burada. Alp, bir başka gündem maddesi de Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bugün Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili bir toplantıya katıldı ama kendisine Türkiye ile ilgili sorular yöneltildi. Orada neler aktardı Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı? Evet, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Senato, senin de dediğin gibi Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesini anlatmak üzere Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun toplantısına katıldı ve burada tabii kendisine bazı dış politika soruları soruldu. Bunun içinde Türkiye ile ilgili politikaları da vardı ki bu sorular arasında bir tanesi Türkiye'nin S-400 Rus yapımı füzeleri satın almaması ile ilgili ne yaptığı soruldu. İkincisi de Ralph Branson'ın serbest bırakılması ile ilgili ne yaptığı soruldu. Sorulardan biri New Hampshire Senatörü Jean Shine'den geldi ki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gelecek hafta yapacağınız görüşme sırasında özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşme sırasında Türkiye'de tutuklu bulunan Andrew Branson'ın durumunu gündeme getirecek misiniz diye sordu. Mike Pompeo da buna evet yanıtını verdi. Adil olmayan ve haksız bir şekilde tutuklu bulunan Ralph Branson'ın serbest bırakılması konusunda şu ana kadar bir başarı kaydedemediklerini söyledi. Evet, S-400 konusu da geldi ve gündeme geldi S-400 füzeleriyle ilgili. Ve Mike Pompeo burada Türklere Rus yapımı S-400 füzelerini almamalarını birçok kez rica ettik diye de söyledi. Ki bunu yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinde dile getireceğini söyledi. Ayrıca Pompeo açıkçası Türkiye gibi bir NATO ülkesiyle Membiç'e atıfta bulundu ve iki NATO üyesinin karşı karşıya kalabileceği bir risk ortamı oluşmasını da istemiyoruz dedi. Ki bu noktada önceki Dışişleri Bakanı Rex Tillerson döneminde oluşturulan çalışma grubunu hatırlattı ve bir yol haritası oluşturulduğunu ve bir noktada muhtemelen Türkiye'de bulunan ya da gelecek hafta bulunacak olan bir heyetin bu yol haritasını Ankara'da yeniden görüşeceğini tekrar sözlerine ekledi Mike Pompeo burada. Meta. Alparslan Esmer aktardığı bu önemli bilgiler için teşekkür ediyoruz sana. Hemen diğer bir küresel konuyla devam ediyoruz yayınımıza. Nisan ayında Cambridge Analytica adlı veri firmasının Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini Donald Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasında kullanılmak üzere ele geçirmesinin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada Facebook bir anda gündeme oturmuştu. Bunun üzerine Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Avrupa Parlamentosu'nda ifade verdi ve Facebook'un sahte haber yaymak isteyenlerle her zaman mücadele edeceğini, kullanıcılarını korumak içinse daha çok çaba sarf edeceğini söyledi. Ancak Avrupalı siyasetçileri tatmin ettiğini söylemek güç. Brüksel'de gösteri yapan protestocular, dünyanın en popüler sosyal medya ağının sahte haberlere karşı harekete geçmesi çağrısında bulundu. Brüksel'e Mark Zuckerberg marketleri getirdik. Çünkü Facebook'un sahte hesaplarla dolu olduğuna ve bu hesaplardan demokrasimize saldırmak için dezenformasyon saldırıları düzenlendiğine dikkat çekmek istiyoruz. Facebook'un hesap verme zamanı geldi. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise şirketini Avrupa Parlamentosu'nda savunmak için elinden geleni yaptı. 2016'da Rusya'nın Facebook üzerinden Amerika'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini anlamakta geciktik. O dönemde oltalama ve kötü amaçlı yazılımlar gibi daha geleneksel siber saldırılara odaklanmış, bunları tespit edip kullanıcılarımızı haberdar etmiştik. Zuckerberg, Facebook'un hatalarından ders aldığını ve 2017'de bazı yabancı ülkelerde yapılacak seçimlerden önce kullanıcılarını korumak için harekete geçtiklerini söyledi. We're also using new technology. Yalan haber ve dezenformasyon yayılmasının en büyük sorumlusu olan sahte hesapları ortadan kaldırmak için yapay zeka dahil yeni teknolojilerden yararlanıyoruz. Ancak Zuckerberg kalıcı bir çözüm olmadığını da kabul ettiğini kaydetti. Özellikle seçimlere müdahale etmek isteyenler bizim de kullandığımız yapay zeka araçlarının aynalarına erişim sağlayabilecek. Bu bir silahlanma yarışı. Bir adım ileride olmak için sürekli çalışmamız gerekecek. Alman siyasetçi Jan-Philipp Albrecht, Zuckerberg'ün Facebook'un bir tekel olmadığı konusunda Avrupalı parlamenterleri ikna etmeyi başaramadığını söyledi.
We need to regulate more on market power of Facebook, for example. Facebook'un piyasa gücünü daha çok kontrol altına almamız gerekiyor. WhatsApp ya da Facebook Messenger'dan ayırmak bir seçenek. Mark Zuckerberg bu konudaki sorulara somut yanıtlar vermeyi başaramadı. Avrupa Birliği, milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin ihlal edilmesi üzerine aynı durumun tekrar edilmemesi için yeni bir yasa çıkardı. Yasa yarın yürürlüğe giriyor. Ancak birçok Avrupalı siyasetçi ve sosyal medya kullanıcısı, kullanıcı mahremiyetinin korunması için daha çok çaba harcanması gerektiği görüşünde. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Ve bugün Amerikan basınında çıkan haberleri merak edenler için sırada basın özetleri var. Manşetlerdeki gündem maddelerini Pınar Sayar Kızılçalı özetliyor. Mehtap, Amerikan basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Washington Post, Başkan Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner'a bundan böyle en gizli belgelere erişim sağlamasına olanak tanıyacak daimi güvenlik izninin verildiğini yazıyor. Gazete bu gelişmenin Kushner'ın özel savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamından çıkarıldığı anlamına gelebileceği yorumunda bulunuyor. Kushner geçen ay Mueller'ın ekibiyle bir araya gelerek Trump'ın başkan seçildikten sonraki dönemde yabancı yetkililerle görüşmeleri ve FBI eski başkanı James Comey'nin Trump tarafından kovulması gibi konularla ilgili olarak 6 saat boyunca ifade vermişti. Kushner'ın daimi güvenlik izin belgesi FBI'ın kapsamlı özgeçmiş araştırmasını tamamlaması üzerine verildi. Birçok uzman ve yetkili hakkında soruşturma yürütülen bir kişinin tam güvenlik izni almasının hemen hemen hiç mümkün olmadığını, bu nedenle çok büyük olasılıkla Kushner'ın soruşturma altında olmadığının kanıtlandığını söylüyor. New York Times'a İran'ın ücra bir çöl bölgesinde gizli bir füze programı yürüttüğünü yazıyor. Gazete 2011 yılında meydana gelen patlamada İran'ın uzun menzilli füze imal edilen tesisinin büyük tahribat gördüğünü, hatta programı yürüten bilim adamının hayatını kaybettiğini hatırlatıyor. Habere göre o dönemden bu yana İran'ın füze programının bir daha toparlanmasının zor olacağı düşünülüyor. Hatta İranlı liderler Orta Doğu'nun ötesinde menzile sahip füze inşa etmeyi planlamadıklarını söylüyordu. Ancak gazete patlamada ölen bilim adamı Hasan Tahrani'nin ücra bir çöl bölgesinde ikinci bir gizli tesisin geliştirilmesine ön ayak olduğunun anlaşıldığını yazıyor. Tesise ait uydu fotoğraflarını inceleyen uzmanlar, ileri teknoloji ürünü füze motorlarının ve füze yakıtının tespit edildiğini kaydediyor. Tesisin yalnızca İran'ın zaten elinde olan orta menzilli füzeleri inşa ediyor olması olasılığı oldukça yüksek. Bir başka olasılıksa İran'ın bir uzay programı üzerine çalışıyor olması. Ancak tesiste bulunan yapıların incelenmesinden İran'ın uzun menzilli füze imal etme olasılığının da göz ardı edilmemesi gerektiği sonucu çıktığı bildiriliyor. Uzun menzilli füze programı İran'ın imza attığı nükleer anlaşmanın ihlal edildiği anlamına gelmiyor. Ancak gazeteye göre böylesi bir programın varlığının kanıtlanmasının Washington ve Tahran arasındaki gerginlikleri daha da artıracağına şüphe yok. New York Times bugün ayrıca Profesyonel Amerikan Futbol Ligi NFL'de oynayan oyuncuların polis şiddetini protesto etmek için milli marşın çalındığı sırada hazır ola geçmek yerine diz çökmeleri durumunda takımların bundan böyle para cezalarıyla karşılaşacağını yazıyor. Gazete 2 yıl önce San Francisco 49ers'ın yıldız oyuncusu Colin Kaepernick'in başlattığı diz çökme eyleminin oyuncu kadrolarının %80'i siyah olan ligde yayılmasının başta Başkan Trump olmak üzere birçok siyasi çevreyi çok rahatsız ettiğini hatırlatıyor. Habere göre ligin aldığı ceza kararı Başkan Trump açısından bir zafer olarak nitelendiriliyor. Öte yandan ceza kararının alınmasından sonra NFL Oyuncuları Birliği'nden yapılan açıklamada lig yönetiminin oyuncu birliğine danışmadan bu kararı aldığı bildirildi. Birlik siyah oyuncuları hedef alan kararı ikiyüzlülük olarak tanımladı. Gazete bugün bu konuya ayırdığı başyazısında da futbol liginin Trump'ın önünde diz çöktüğünü kaydetti. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Mehtap. Teşekkürler Pınar. Amerikan basınında manşetlere taşınan haberlerin özetlerini ayrıca amerikanınsesi.com adresinden de ulaşabilirsiniz, hatırlatalım. Müslümanlar için Ramazan ayı ihtiyacı olanlara yardım etmek için bir fırsat. Islamic Relief USA adlı Amerika İslami Yardım Derneği binlerce özel Ramazan paketini ihtiyacı olanlara dağıtıyor. Başkent Washington'a komşu Alexandria'ya da faaliyet gösteren dernek, dünya genelinde 40'tan fazla ülkeye Ramazan yardımı gönderiyor. Bu yardım paketleri Washington'da da birçok ailenin hayatını kolaylaştırıyor.
Virginia Falls Church'teki Darül Hicran İslam Merkezi'nden Faslı Melike Abu Marek, caminin İslam Yardım Derneği'nden alıp kendilerine ilettiği yemeklerin ailesindeki 5 kişi için büyük fark yarattığını söyledi. Pirinç, şeker ve yağ gibi temel malzemelerle yemek yapıyoruz. Yemeklerin yakınlarda yaşayan ve ihtiyacı olan arkadaşlarıma da çok faydası dokunuyor. İslam Merkezi'nin Sosyal Hizmetler bölümüne göre yemek yardımı alanların bir kısmı Latin Amerikalı, bir kısmı ise Irak ve Suriye'den gelen mülteciler. En çok Suriyelilere yemek dağıtılıyor. Özellikle aile reisinin iş aradığı ve master derecesi olan kişilerin bile iş bulup evine yemek götüremediği aileleri görmek çok üzücü. Ramazan'dan önce İslami Yardım Derneği'nden gönüllüler Virginia'daki bu depoda yardım malzemelerini paketledi. Ramazan boyunca 1000 kutu da Washington bölgesindeki Müslüman olmayan sosyal hizmetler gruplarına dağıtılıyor. Yardımı din, renk ya da inanca göre yapmıyoruz. Bu misyonumuzun bir parçası. Bugün aldıkları kutular Ramazan için dağıtılsa da bunlar farklı inançlardan tüm aileler için. Bazıları aileleri ve arkadaşlarıyla gönüllü olarak yardıma geliyor. İnsanlara yardım etme hissini seviyorum. Özellikle de bu ayda. Çünkü şimdi Ramazan ve Ramazan'da iyi insanlar olmak zorundayız. İslam'ın temellerinden biri yardımdır. Biz de burada bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hana Ben Sadık, Güney Virginia'dan buraya uzun bir yol gelmiş. Ben ve ailem 5 saatlik yolu aşmaya ve buraya gelmeye karar verdik. Bu yardım çalışmasının içinde olmak istedik. Amacımız fark yarattığını bildiğimiz ve insanların hayatında günden güne etkisi olan bir şey yapmak. İslam merkezinde turist Sadık yardım için minnettar. Ramazan ayında aileme ve bana çok yardım eden bu yemek paketleri için İslami Yardım Derneği'ne teşekkür ederim. Sadık ailesiyle birlikte oruçlarını açtıkları zaman sofralarında bu yardım yemeğinin büyük katkısı olduğunu söylüyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington. Bu haberle Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümü yayınının sonuna geliyoruz. Haber ve söyleşilerimiz için internet adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın yine bu ekranda Amerika ve Dünya'dan gündem maddeleriyle karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.